Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Uyku apnesi olan hastalarda ortak şunu gördüm diyeceğiniz ne var? Yani bu insanların işte kilosu, boyu, altında yatan başka hastalığı nedir ortak? Niye benim başıma geliyordu, başkasının başına gelmiyor? Yani uyku apnesinde görülen en önemli ortak paylaşım kilo. Yani kesinlikle kiloyla %100 bağlantılı. Yani zayıf insanlara göre kilolu insanlarda belki bu 5 misli daha fazla görülüyor. Çünkü uyku apnesi için risk faktörlerinde zaten kilo ilk sırada geliyor. Özellikle bölgesel yağlanma, bu boyun bölgesinin çevresinin artması ya da vücut kitle indeksinin obezite sınırının üstünde olması gibi bazı kriterler var. Bunlar görülüyorsa uyku apnesi için direkt zaten risk grubuna giriyorsunuz. Dolayısıyla ortak paydalardan biri kilo. Onun dışında bununla beraber sık gördüğümüz diğer problemler deviasyon dediğimiz burun kemiği eğrilikleri ya da burun şekil bozuklukları. Bu kişilerde de apneye bir yatkınlık oluyor. Diğer üçüncü sık gördüğümüz problem de dediğim gibi kişinin damağında yaşa bağlı olarak özellikle daha yaşlı hastalarda damağında ve küçük dilde meydana gelen sarkmalar. Şimdi kişiler daha gençken dokular daha dinamik oluyor, daha sağlam oluyor. Ama yaş ilerledikçe nasıl yer çekiminin etkisiyle yüzümüz aşağı doğru bir sarkma eğilimine giriyorsa aynı şekilde damağımız da, yani evin çatısı gibi düşünün, damak ve küçük dilde zamanla aşağıya doğru bir gevşiyor, esniyor. Bu da kişide perde gibi gece özellikle sırt üstü yattığında geriye doğru kapanıp kişinin hava yolunu kapatıp apneye neden olabiliyor. Yani en sık gördüğümüz 3 problem bunlar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.